Ebu Hanife, Küfeli fakih, kelamcı, Hanefi mezhebinin imamı. Ebu Hanife, Hicri 80, miladi 699 yılında Küfe'de doğdu. Mensup olduğu ailenin aslen Afganistan'ın Kabil bölgesinden geldiği, Sasaniler devrinde önemli devlet hizmetlerinde bulunan fertler yetiştirmiş bu ailenin İslam fetihleri sonucunda Irak'a taşındığı aktarılır. Babası sabit, hür ve Müslüman olarak doğup büyümüş ve birçok yeri dolaştıktan sonra Kufe'ye yerleşmiş, ticaretle uğraşan zengin bir kişiydi. O dönemde büyük bir eyaletin merkezi konumundaki Küfe'de doğup büyüyen Ebu Hanife, önceleri babası gibi ticaretle meşgul olmuş, ilmi faaliyetlere yoğunlaşması akabinde ticareti ortakları aracılığıyla devam ettirmiştir. Ebu Hanife, yaşadığı dönem itibarıyla İslam tarihindeki üçüncü kuşak Müslümanlar arasında sayılır, yani Tebeüt Tabi'in neslindendir. Enes bin Malik gibi bazı sahabilerle görüştüğü için kendisini Tabi'in içinde değerlendirenler de vardır. Küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, kıraat-ı seba alimi Asım bin Behdere'den kıraat ilmini öğrenmiştir. Küfe'nin o devirdeki önde gelen alimlerinden Ebu Amr Eşşabi'nin tavsiyesi üzerine ilim tahsiline başlayan Ebu Hanife, önce akaid ve cedel ilimlerini öğrenmeye koyuldu. Bu alanda derinleşebilmek için kelami görüş, yaklaşım ve teorilerin güçlü olduğu, çeşitli itikadi ekoller arasında yoğun tartışmaların yaşandığı Basra şehrine gidip geldi. Buradaki ders halkalarına ve tartışma ortamlarına katılıp kelami yönünü güçlendirmekle birlikte sahabe kuşağından itibaren İslam ümmetinin kahir ekseriyeti tarafından benimsenen itikadi ilkelerden ayrılmamaya özen gösterdi. Hatta bu ziyaretleri esnasında söz konusu ilkelerden ayrılan kimi inkarcı ve bidatçı gruplarla tartışmalara girdiği nakledilir. Ebu Hanife'nin yoğun bir şekilde ilim tahsil ettiği bu dönemde İslami ilimler henüz birbirlerinden net çizgilerle ayrılmamış ve müstakil disiplinler haline gelmemişti. Ancak kendisinin belli bir tarihten itibaren bugün fıkıh diye anılan sahaya ilişkin meselelerle daha yoğun bir şekilde meşgul olduğu nakledilir. Belli bir kelami perspektif geliştirmiş bulunan Ebu Hanife, ulaştığı ilkelerden hareketle artık bu dönemde daha ziyade amelle ilgili konularla ilgilenmeye başlamıştır. Ebu Hanife, fıkıhla daha çok ilgilenmeye başladığı ve yaklaşık olarak Hicri 102-120 yılları arasına rastlayan bu dönemde Hammad bin Ebu Süleyman'ın derslerine devam etti. Küfe Rey ekolünün üstadı konumundaki Hammad'ın mensup olduğu ilmi çizgi, hocası Nehai üzerinden tabiinin ileri gelenlerine ve de onlar aracılığıyla Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Abdullah bin Mesud gibi içtihadi yönü ön planda olan sahabilere kadar uzanmaktadır. Ebu Hanife'nin görünürdeki en önemli hocası Hammad olmakla birlikte, aslında onun üzerinden önceki kuşakların birikimini elde etmiştir. Kendisinin Kur'an ve sünnet bilgisinin oluşumunda ve fıkhi yaklaşımlarının belirginleşmesinde Hammad üzerinden ulaştığı Nehai ve Şabi gibi alimlerin önemli bir payı vardır. Ayrıca Hicaz bölgesini yaptığı ziyaretler esnasında tanışıp görüştüğü İkrime, Ata bin Ebu Rebah ve Nafi gibi alimlerden de istifade eden Ebu Hanife, onlar vasıtasıyla Mekke ve Medine'de gelişen ilmi birikimi elde etmiş ve Abdullah bin Ömer ve İbn Abbas gibi sahabilerin içtihat ve görüşlerine ulaşmıştır. Ebu Hanife, Hammad'ın Hicri 120 yılındaki vefatına dek derslerine devam etmiştir. Hocasının vefatı akabinde arkadaşları ve diğer öğrencilerin ısrarları üzerine 40 yaşındayken halkanın başına geçmiştir.
Vefatına kadar bu halkanın üstadı olarak uzun yıllar boyunca ders veren Ebu Hanife, binlerce öğrenciye ilim öğretmiştir. İslam dünyasının hemen her bölgesinden gelip halkaya oturan ve içlerinden çok sayıda müçtehidin de çıkacağı bu öğrenciler, fıkıh ilminin gelişiminde ve hocalarına nispetle anılacak olan Hanefi mezhebinin teşekkülünde çok ciddi bir paya sahip olacaklardır. Ebu Hanife'nin ömrünün büyük bir kısmı Emeviler, son 18 yılı Abbasiler dönemine denk gelmiştir. Ebu Hanife, her iki devletin yöneticilerine karşı mesafeli bir tavır takınmış, onların kimi icraatlarını Kur'an ve sünneti aykırı bularak eleştirmekten çekinmemiştir. Bu yüzden kimi zamanlar baskı görse de doğru bildiğinden vazgeçmemiş, özellikle Ehl-i Beyt mensuplarına karşı sergiledikleri katı tutum karşısında onlara karşı çıkmıştır. Ehl-i Beyt'e duyduğu muhabbet, Emevilerle Hazreti Ali soyundan gelenler arasında yaşanan mücadelede dönemin pek çok alimi gibi Ebu Hanife'yi de onların tarafında yer almaya sevk etmiştir. Son Emevi halifesi 2. Mervan'ın kadılık teklifini reddetmesi üzerine hapse atılmış ve darp edilmiştir. Abbasilere karşı daha ılımlı bir tavır takınan Ebu Hanife, bir müddet sonra bu hanedan mensuplarının tavırlarından da rahatsız olmuş ve Ehl-i Beyt'e karşı icraatlarını açıkça eleştirmiştir. Halife Mansur'un Bağdat kadılığı teklifini kabul etmeyince yine hapse atılmış ve işkenceye uğramıştır. Hapisteyken zehirlenerek öldürüldüğü de aktarılmakla birlikte, hapisten çıktıktan bir süre sonra öldüğü yönündeki rivayetler daha güçlüdür. Hicri 150, miladi 767 yılında vefat eden Ebu Hanife, Hayzuran kabristanının doğu tarafına defnedildi. Kabri günümüzde Bağdat'ta kendisine nispetle Azamiye diye anılan mahalledir. Selçuklu veziri Şerefülmülk el-Harizmi, kabrinin üzerine bir türbe ve yanına cami ile medrese inşa ettirmiştir. Bu külliye uzun yüzyıllar boyunca önemli bir eğitim merkezi olarak kalmış olup hala ziyaret edilen bir merkezdir. Öğretisi. Hicri 80-150, miladi 699-767 yılları arasında yaşayan Ebu Hanife, İslami ilimlerin henüz birbirlerinden keskin hatlarla ayrışmadığı ve müstakil disiplinlere dönüşmediği bir dönemde faaliyet göstermiştir. Onun çalışmaları, özellikle fıkhın müstakil bir ilim olarak doğuşu ve muhtevasını kazanış süreci bakımından önem arz eder. Ebu Hanife, fıkhı kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir diye tarif eder. Tarifte yer alan leh ve aleh kelimeleri haklar ve sorumluluklar şeklinde anlaşılabilir. Bir din bilimi tarifi olarak da görülebilecek olan bu cümle, bugün anladığımız şekliyle sadece dar anlamda furu fıkhı değil, kelam ve ahlak tasavvufu da içine alacak şekilde yapılmış genel bir tariftir. Daha sonra bu tarif, amel bakımından kaydı eklenerek dar anlamda fıkıh tanımı, itikat bakımından kaydı eklenerek de kelam akaid tanımı haline getirilmiştir. Ebu Hanife'nin inançtan amel ve ahlaka kadar dinin bütün alanlarını kuşatan bir tarif yapması, kuşatıcı bir ilim tasavvurunun yansımasıdır. Nitekim o, dinin esasları ve gayeleriyle Allah alem ve Allah kullar arası ilişkilere dair belli bir perspektif elde edip temel kabullerini belirttikten sonra furu fıkıhla ilgilenmiş, dar anlamda fıkhı bu genel çerçeve içine yerleştirmeye özen göstermiştir. Ebu Hanife, Hazreti Peygamber'in vefatı sonrasında sahabe ve tabi'in devrinde yaşanan gelişmelerle önemli bir yeküne kavuşan ancak henüz disipline olmamış fıkhi çalışmalara yön vermiş ve bu çalışmaları belli bir muhtevaya kavuşturmuş kişidir. Onun bu katkısını belirtmek üzere Ebu Hanife fıkhı tedvin eden ve bablara ayıran kişidir ifadesi kullanılır. Tedvin, meselelerin belli bir ilim zihniyeti ışığında bir araya getirilmesi,
esbaplara ayırmaksa bir araya getirilmiş meselelerin yine bu zihniyet ışığında sıraya konması, aralarındaki ilişkilerin tesis edilmesi anlamına gelmektedir. İşte Ebu Hanife, insanların dışa yansıyan davranışlarını yani batini değil de zahiri eylemlerini takip ederek bir çerçeve çizmiş ve bunun içinde kalanları furu fıkhın konusu olarak görmüştür. Buna göre insanların Allah'a karşı sorumluluk ve yükümlülükleriyle ilgili konulardan diğer insanlarla girdiği ilişkilerden doğan haklar ve yükümlülüklerle ilgili konulara kadar bütün zahiri davranışları fıkıh içerisinde görülmüş ve hükme bağlanmıştır. Ebu Hanife bu yaklaşım ışığında insan fiilleri bir tasnife tabi tutmuş ve fıkıh meselelerini bu tasnife göre ele almıştır. Ebu Hanife, insanların zahiri davranışlarıyla ilgili hükümleri Kur'an ve sünnet başta olmak üzere belli bir takım kaynaklara dayalı olarak tespit etmiştir. Bu esnada gerek naslar diye anılan Kur'an ve sünnette yer alan hükümleri, gerekse onlara ilaveten delil değeri kabul edilen diğer kaynaklardan hareketle ulaşılan hükümleri belli ilke ve kurallar ışığında anlamaya gayret etmiştir. Farklı seviyelerde ve muhtelif kapsamlardaki bu kurallar ilk Hanefi kaynaklarında kıyas olarak anılmaktadır. Onun kıyas üzerindeki vurgusu ehli hadis yaklaşımını benimsemiş çağdaşlarını oldukça rahatsız etmiş ve rivayetleri değerlendirmek üzere geliştirdiği kıstaslar kısmen yanlış anlaşılarak bazı hadislerle amel etmediği şeklinde kanaatlerin doğmasına sebebiyet vermiştir. Ancak bu gibi yanlış kanaatler sonraki Hanefi alimlerin çalışmalarıyla kısmen izale edilmiş ve diğer alimler gibi Ebu Hanife'nin de Kur'an ve sünnete bağlılık noktasındaki hassasiyeti gözler önüne serilmiştir. Ebu Hanife'nin El-Fukul Ekber diye ifade ettiği akaid kelam sahasındaki görüş ve yaklaşımları ehli sünnet anlayışının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Dönemin önde gelen fırkaları karşısında ümmetin geneli tarafından benimsenmiş inanç esaslarını savunan Ebu Hanife'nin yaklaşımları, müfrit ehli hadis mensupları bir kenara bırakılacak olursa sonraki dönem alimlerinin genel kabulüyle karşılaşmıştır. Erken dönem ehli rey çevrelerinde Mutezili'ye ve diğer fırkalara mensup şahsiyetlerin de yer alışı, Ebu Hanife ve öğrencileri hakkında bazı ithamlara sebep olmuşsa da zamanla bunlar unutulmuş ve Ebu Hanife ehli sünnetin ilk ve en büyük imamları arasında kabul edilmiştir.